Merhaba Hayatı Mutfak izleyicileri, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar kanalımda en çok izlenen kornişon turşusunu tekrar yapacağım sizlerle. Mini kornişonlarımı şu an 5 kilodan sizlere bu sefer tarif vereceğim arkadaşlar. İyice yıkadım, süzdüm, gördüğünüz gibi şimdi kavanozlama işlemine geçeceğiz. Arkadaşlar videonun muhakkak ve muhakkak sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Gerçekten garantili bir tarif. Gerçekten çok ama çok lezzetli, deneyenlerin güzel sonuç aldığı çok memnun kaldığı güzel bir tarif. Haydi bismillah deyip tarifimize geçelim. Şöyle düzgün bir şekilde kavanozumuzun dibine salatalıklarımızı dizeceğiz. Ama önce şöyle biraz doldurayım, daha sonra düzenleyeyim. Şöyle sonuncuyu da ayarladık mı? Bütün arkadaşlar kornişonluk salatalıklarımı, kavanozlarımı yerleştirdim. Hazır hale getirdim. Şimdi diğer aşamaya geçebiliriz. En kolay turşu diyorum bu yönteme. Şimdi diğerine. Acı severler arkadaşlar içlerine acı biber koyabilir. Bu tamamen damak tadınıza bırakıyorum. Ben şimdi şöyle soyup doğradığım sarımsakları lezzet katması için içlerine katıyorum. Şu şekilde bütün hepsine ilave ediyorum. Üzerlerine birer tatlı kaşığı şöyle 1 litreli birer tatlı kaşığı şeker ilavesi yapıyorum. Yarım kiloluğa ise şöyle yarım tatlı kaşığı şeker ilavesi yapıyorum. İlk olarak şekerlerini koyuyorum. Dediğim gibi yarım litreliklere yarım tatlı kaşığı, 1 litreliklere ise bir tatlı kaşığı şeker ilavesi yapıyorum. Yine aynı şekilde yarım kiloluklara şöyle yarım tatlı kaşığı limon tuzu ilave ediyorum. 1 litreliklere de şöyle hafiften dolu, çok dolu olmayacak şekilde yine bir tatlı kaşığı limon tuzu ilave ediyorum. Son olarak da arkadaşlar bu birer litrelikleri şöyle iri kaya tuzlarından kullanmak istiyorum. Şöyle birer yemek kaşığı kaya tuzu ilavesi yapıyorum. Bunları ise bir dolu yarım hatta yarım yemek kaşığı bir dolu tatlı kaşığı koyabilirsiniz. Şimdi dökülmeden şöyle ilave ediyorum. Tuzunu, şekerini, limon tuzunu ilave ettik. Şimdi sirkesini koyabiliriz. 1 litreliklere şöyle klasik su çay bardağı ile 1 çay bardağı sirke kullanıyorum. Elma veya üzüm sirkesi fark etmiyor. Yine bunlara da yarım çay bardağı olarak kullanacağım. Unutmayın 1 litreliğe 1, yarım litreliğe yarım olarak kullanacağım. Sirkelerimizi de ilave ettik. Şimdi arkadaşlar hemen vakit kaybetmeden sıcak suyumuzu ilave ediyoruz. Kesinlikle yumuşama olmuyor. Tam aksi çıtır çıtır oluyor. Unutmayın arkadaşlar kaynar su ilave ediyoruz. Şu şekilde bütün kavanozlarımızı kaynar su ile dolduruyoruz. Doldurduğumuz sıcak su doldurduğumuz kavanozlarımız hemen vakit kaybetmeden şöyle sıkıcı ağzını kapatıyoruz ve ters çeviriyoruz. Ben burada üzüm sirkesi kullandım, dediğim gibi ev yapımı sirke kullandım. Siz elma da kullanabilirsiniz. Üzümde farklı sirkelerde kullanmak istiyorsanız kullanabilirsiniz. Şöyle hemen ters çeviriyorum.
şekilde bütün kavanozlarımı arkadaşlar konserveledim. Şu şekilde. Şimdi soğumaya bırakıyorum. Hatta üstüne örtü de örtebilirsiniz. Daha geç soğuması için. Ne kadar geç soğursa o kadar iyi vakumlanma kapağı içine çeker. Eğer kapak içine çekmediği takdirde buzdolabında bir gece de bekletirseniz kapak iyice içine çekiyor. Hiç endişe etmeyin arkadaşlar. Gerçekten kaç yıldır yaptığım bu yöntemi sizlere tavsiye ediyorum. Çok lezzetli turşunuz olacak. Ben birçok turşu çeşidini bu yöntemle yapıyorum. Şimdi bir hafta 10 gün bunun fermentasyon süresi var. Sonrasında afiyetle tüketebilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar bir videomun ve bir tarifimin daha sonuna geldik. Eğer ki tarifimi ve videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Diğer çıtır, kornişon turşu turşumu da videomu da seyretmek isterseniz yine kanalımda en çok izlenilen videoya bakarsanız zaten göreceksiniz turşunun olduğunu. Bu şekilde arkadaşlar başka videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, sevgiyle kalın.